İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Orta Doğu'daki bir takım ülkelerin elçileri değişti. Yunanistan'da Richter ölçüne göre 6.8 kuvvetinde bir deprem oldu. Yunanistan, Türkiye uluslararası yasaya uymaya çağrısında bulundu. Halep yerleşim bölgeleri bombalandı. Siviller arasında yaralılar mevcut. Türkiye, Rus S-400 sistemlerini kurmaya Ekim 2019'da başlayacak. Mirik Kalesi'nde dini ayin yapıları bulundu. Fevkani Kilisesi harabeyin haline geldi. Orta Doğu'da bir dizi ülkede Ermeni büyükelçileri değişti. Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın kararnamesiyle Dikran Kevorkyan, Suriye Arap Cumhuriyeti'ndeki Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçiliğine atandı. Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın Toplumla İlişkiler Departmanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre kararnamede şöyle denmektedir. Başbakanın önerisi temel alınarak anayasanın 132. maddesinin birinci kısmının ikinci noktası uyarınca Dikran Kevorkyan Suriye Arap Cumhuriyeti'ne ikametgahı Şam olmak üzere Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atandı. Cumhurbaşkanı bir başka kararnameyle ikametgahı Abu Dhabi olmak üzere Maher Mıkırdumyan'ı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Birleşik Arap Emirliği Büyükelçiliği'ne, Hıratça Polatyan'ı ise ikametgahı Bağdat olmak üzere Irak Cumhuriyeti'nde Ermenistan Büyükelçisi olarak atadı. Associated Press'in belirttiğine göre Yunanistan'ın Ege Denizi'nde Cuma gecesi 7 şiddetinde bir deprem gerçekleşti. Depremin merkez üssü Yunan Zakintos Adası'nın yaklaşık 35 kilometre uzağındaydı. Associated Press'in belirttiği üzere 6.6 büyüklüğündeki deprem ayrıca onu takip eden 5.8 büyüklüğündeki arçı deprem Ege Denizi'nde kaydedildi. Yeraltı sarsıntılarının merkez üssü Zakintos Adası'ndan çok uzak değildi. Deprem sonrası tsunami tehlikesi ilan edildi. Yetkililerin belirttiğine göre Zakintos kentinde elektrik telleri hasar gördü. Adanın diğer kısımlarına ise kayalar yuvarlandı. Pirgos'ta bir kilisenin çöktüğü de ayrıca bildirildi. Yunanistan, Türkiye'yi uluslararası yasaya uyma çağrısında bulundu. Kendi özel ekonomik bölge sınırlarını kararlaştırma sırasında Yunanistan, Türkiye'nin görüşünü dikkate alma niyetinde değildir ve zaten böylesi bir durum uluslararası hukukun ihlalidir. Yunanistan Dışişleri Bakanı Türkiye Savunma Bakanı'nın sözlerini yorumlayarak Yunanistan özel ekonomik bölge sınırlarını Türkiye tarafından kabul gören uluslararası hukukun ihlaliyle temelden yoksun, keyfi yorumlardan uzak bir şekilde genel anlamda uluslararası hukuk temelinde kararlaştırır dedi açıklamada askersizleştirme ile ilgili sorunlara gelince Yunanistan'ın bilinen konumu hiç şüphe yok ki uluslararası hukuktan ve Birleşmiş Milletler şartından kaynaklanıyor. Yunanistan saldırgan retoriğe dahil olmaya hazırlanmamaktadır. Biz Türkiye'ye uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler düzüne bağlı kalması ve uygun davranışta bulunması için çağrıda bulunuyoruz denmektedir. Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'daki yeni Amerikan üssü hakkındaki bir soruya yanıt olarak Perşembe günü yaptığı açıklamada Atina'nın adaların askersizleştirilmesi, uluslararası hukuka ve antlaşmalara saygılı ve provokasyonlara başvurmama anlaşmalarını sürdürmesi gerektiğini söylemişti. Suriye'de çatışan tarafları uzlaştırmak için Rus merkezi yöneticisi Tu General Vladimir Savchenko'nun açıklamasını ileten Ria Novosti'ye göre, Suriye'de isyancılar Halep'in yerleşim bölgelerini bombalayarak 10 Suriyeli'yi yaraladı. Savchenko, ateşkes rejiminin devam etmesine rağmen İdlib'de silahlardan arındırılmış bölgede faaliyet gösteren yasa dışı silahlı grupların ateşkes ihlaline yasa dışı bir şekilde devam ettiğini söyledi. Savchenko, Rusya'nın uzlaşma merkezinin silahlı provokasyonlardan kaçınmak ve durumun barışçıl bir şekilde çözümlenmesi için yasa dışı askeri birimlerin komutanlarına çağrıda bulunduğunu da sözlerine ekledi. Türkiye'de yayınlanan Sabah gazetesinin yazdığına göre Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus S-400 antifüze sistemlerinin Türkiye'ye yerleştirilmesine büyük bir ihtimalle Ekim 2019 tarihinde başlanacağını belirtti. Bakanın sözlerine göre şimdi bunun için gerekli uzmanlar toplanıyor. Akar, grup önce Rusya'ya gidip gerekli bilgileri öğrendikten sonra geri dönüp işe koyulacak dedi. Geçtiğimiz Aralık ayında Moskova ve Ankara Rus hava savunma sistemlerini satın alma konusunda anlaştıklarını hatırlatalım. Anlaşmanın değeri yaklaşık 2 milyar dolar. S-400 sistemleri gelecek yıl Rusya tarafından Türkiye'ye ulaştırılacak. Başlangıçta Rusya S-400 uçak savar sistemlerini sadece 2020'de Türk tarafına teslim etmeyi planlamıştı. Ancak Ankara'nın talebi üzerine tarihi değiştirdi. Mirik Kalesi'nde ayin yapıları bulundu. Bu yıl Kaşata bölgesindeki Mirik, Şuşi bölgesindeki Karindak, Martakert bölgesindeki Norgarmıraban ile Arsak'ın Dikranagert yöresinde arkeolojik kazılar yapıldı. Artsah Cumhuriyeti'nin Kültür, Gençlik Sorunları ve Turizm Bakanı Lernik Hovanisyan, 25 Ekim'de gerçekleştirdiği basın toplantısında Artsah Pres muhabirinin verdiği soruya, özellikle Dikranagert'te ikinci antik mahallenin meydana çıkarıldığı ve kazı çalışmalarının ayrıca iç kalede de devam etmekte olduğu cevabını verdi. Lernik Hovanisyan şöyle dedi: Artsak'taki tarihi Dikranagert bölgesinde antik döneme ait testler bulundu. Gerçekleştirilen kazılar antik dönemden başlayarak ve erken orta çağda güçlü kültürel bir hayatın yaşandığını göstermektedir. Artsak Cumhuriyeti Kültür Gençlik Sorunları ve Turizm Bakanı ayrıca Kaşadağ bölgesinin Mirik yerleşkesi yakınında bulunan eski kale çevresindeki mozalede yapılan kazı çalışmalarına değinerek Mirik Kalesi'nin 2013 yılında keşfedildiğini, kazıların ise iki yıldır devam ettiğini, ifade etti. Onun sözlerine göre bu yıl Martakert bölgesinin Nor yerleşkesinde de kazılar yapıldı ve bu kazılar sonucunda insana benzeyen anıtlar keşfedildi. <laughs> Ermeni tehcirinden sonra sahipsiz kalan Fevkani Kilisesi bir harabe olarak çocukların top sahasına döndü. Antep'in Hizip ilçesi Şıhlar Mahallesi'nde 7. yüzyıldan Bizans döneminde yapıldığı tahmin edilen Fevkani Kilisesi kaderine terk edildi. 2011 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapılan Ermeni Kilisesi bakımsızlıktan dökülüyor. Duvarları sprey boyalı yazılarla dolu olan kilisenin camları kırık ve çatısında otlar çıkmaya başlamış. Restorasyondan sonra kaderine terk edilen kilise tekrardan önceki harabe haline döndü. Ermeni tehciri öncesinde Nizip'te yaşayan Ermeniler tarafından kullanıldığı tahmin edilen kilise tehcirden sonra kullanılmamış. Ermeni tehciriyle sahipsiz kalan kilise güçlü yapısıyla bugüne kadar yıkılmadan geldi. Kilisenin bahçesi ise 2011 yılında Suriye'de başlayan iç savaştan dolayı Nizip'e gelip yerleşen Suriyeli çocuklar için top sahası oldu. Antep Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2011 yılı içerisinde restore edildikten sonra Nizip Kaymakamlığı köylere hizmet götürme birliğine devri yapılan Fevkanik Kilisesi daha sonra Nizip Kaymakamlığı tarafından Nizip Engelliler Derneği'ne teslim edildi. Kilisenin 6. ve 7. yüzyıllarda Bizans döneminde yapıldığı tahmin ediliyor. Molos taştan dikdörtgen planlı olan kilisenin bazilika ve kiliselerde ana eksenin ucunda yer alan ve papazın ayin yapmak için kullandığı üstü yarım kubbe ile örtülü olan yarım daire biçimindeki niş apsidi yarım yuvarlak olarak dışa çıkıntılıdır. Kitabesi bulunmayan kilisenin tam olarak inşa tarihi bilinmemekle birlikte Van Ahtamar adasındaki Aziz Haç Kilisesi'nden daha eski olduğu söyleniyor. İçlerindeki bezeme ve Aziz tafsirleri ise günümüzde yok olmuş. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Vark Hayat adlı topluluğu sunuyoruz. tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.